Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda nostaljik bir videoyla beraberim. Evet, şimdi ben bu videonun adını 48 saat yemek yemeyen adam olarak düşündüm. Ama gaza gelip bunu 60 saate 70 saate çıkarır mıyım 48 saatin sonunda bilmiyorum. 48 saat yemek yemeyen adam 2'ye hoş geldiniz. Evet. Aslında bu alkışlanacak bir şey değil. Demek ki aradan 3 yıl belki 4 yıl geçmiş olmasına rağmen tekrardan 48 saat yemek yememe ihtiyacı duymuşum ki böyle bir video çekiyorum. Daha önceden o videoyu çekmiş olma sebebim ben 48 saat yemek yemeyeyim, kendimi dizginleyeyim diye böyle bir hareket yapmıştım ve bir yandan da bunun videosunu çekmiştim. Aynısı şu an yine oluyor. Ben 83 kiloya, 84 kiloya düşmüşken tam ameliyat olacağım zaman ne olduysa bir anda ben bir an bütün ipleri saldım ve geçen gün bak, bugün bakmadım, geçen gün tartta 97,5 gösterdi. Yanlış yoldayım. Çok yanlış yoldayım. Yani bildiğin yüzüm etli metli oldu. O pahalı yemek, ucuz yemek videoları Allah bin belalarını versin. Gerçekten fena oldum. Ben yine kendime bir dur demek için, kendimi bir şekilde bir hizaya sokmak için 2-3 gün hiçbir şey yemeyeyim. Sadece böyle vitamin, protein alayım. Onları da sıvı şekilde, toz halinde. Midem küçülsün. Yemek yeme alışkanlığımı bir unutayım diye böyle bir karar aldım ve dedim ki bunu niye videoya çekmeyeyim? Daha önce de yaptık. Şimdi neden yapmayayım dedim yani. Biraz sonra son yemeğimi yiyeceğim. Hayvan gibi yemek söyledim. Yiyebildiğim kadar yiyeceğim. 2 gün boyunca sürekli spora gideceğim, fitness yapacağım. Ya ağırlık çalışacağım ya da kardiyo yapacağım. İkisinden biri yapmam lazım. Tüm bunları yaparken de vücut ekstradan enerji harcayacağı için zaten şu ana kadar yaptığım ufak bir kas kütlem var. Onları da bu video sürecinde yakmak istemiyorum. O yüzden günde bir 60-70 gramlık bir protein ihtiyacımı karşılamak istiyorum. Ayrıca da vitamin hapları içeceğim. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Sadece su. Bu kadar yani. Önümüzde 48 saat bu. Yemek yedikten sonra sayaca başlatacağım. Hadi bakalım. Evet, son yemeğim geldi. Şu anda saat 14.47. Yedikten sonra direkt sayacı başlatacağım. 48 saat boyunca yemeyeceğim. Burada ne aldığımı da hatırlamıyorum. Bir sürü bir şeyler var. Son yemek diye biraz abartmış olabilirim. Yani mazur görün. Oh. Lahmacun 1, lahmacun 2, lahmacun 3. Aynen, karışık bir de. Ne koktu be. Ah, son yemek oğlum bu. Çok önemli bu. Son yemek bu ya. Bundan sonra bir de full diyet diyeceğim. O yüzden bu çok önemli benim için. Çok sıcak. Çok sıcak. Saat şu anda 15.25 saat. 16 Nisan 15.25. 18 Nisan 15.25'e kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Daha önceki 48 saat aç kalma videomda da hiçbir şey yememiştim 48 saat boyunca. Her ne kadar bunun kurgu olduğunu düşünen gammazlar varsa da bu sefer de hiçbir şey yemeyeceğim. Önümüzdeki büyük ihtimalle 8-9 saat kolay olacak ama ondan sonra büyük sıkıntı başlayacak. Hadi bakalım, şimdi bankaya gitmem lazım. Şimdi gitmeyeceğim, biraz oturup öyle gideceğim, çok fazla yemek yedim. Ay. Of. Vallahi kötü oldum. Şu an tam olarak 1 saat 5 dakika oldu ve çok acıktım. Diyormuşum, şaka yaptım, hiç acıkmadım. Vize için banka hesap dökümü aldım. Amerika vizesi için. Almanya verdi, belki Amerika'da verir, deneyeceğiz. Orada bir E3 bir fuar var. Gamescom'da olabilir, bilmiyorum. Orası için vizeye başvuracağım. Öyle. Bakalım önümüzdeki saatlerde neler olacak. Evet, şu anda saat 18.09. Şöyle göstereyim. Saat 18.09. Ya 2,5-3 saat falan oluyor. Ya bu ilk başlarda çok fazla çekmeyeceğim. Çünkü çok fazla bir şey çekmenin anlamı yok. Hani açlık hissi sıfır. Hatta daha yeni o büyük şişkinliği, rehavete attım üstümden. Bir uzun süre şurada yerde. Uzun süre ben burada yattım. Ağırlık çöktü. Felaket bir ağırlık çöktü. Ama şimdi montaj yapıyorum. Tropika videosu montajlıyorum. Ondan sonra fabrika videosu montajlayacağım. Ondan sonra Almanya videosu montajlayacağım. Ondan sonra çikolata videosu montajlayacağım. Bayağı bir montaj işi var. Çok fazla montaj işi var ve montaj da hani bir şeyler yiyip içmeden yaparken insanı çok sıkıyor. Şu an değil de bir iki saat sonra acayip sıkılmaya başlayacağım, hissediyorum. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan orada? Manyak. Evet, şu anda saat 19.51. Şöyle göstereyim. Görünüyordur büyük ihtimalle. Saat 19.51. 4,5 saat oldu aşağı yukarı ve gerçekten bir açlık başladı yani. Ufak bir açlık. Hani böyle can sıkıntısı açlığı. Böyle açlıktan kötü olmazsın. Hani sürekli düşünmezsin ama canın sıkılmıştır. Ağzına bir şeyler atmak istersin. En kötü 2 lokma kraker atarsın.
o açlık oldu şu an ve Allah'ın belası Adobe Premiere Pro CC 2019 anasını s**timin Adobe Premiere'i. Normalde yarım saatte bitireceğim işi 2 saattir 3 saattir uğraştırıyor belki beni. Bitmiyor bu çocuğu. Çok sinirlendim. Gerçekten hayatımda bu kadar aptalca bir hata görmedim. Anlatamam bile. Ne kadar aptalca olduğunu anlatamam bile. Yapamıyorum montajı. Ben ne yapacağım sabaha kadar? Kuaförüm sensin mi izleyeyim ben sabaha kadar? Ne yapayım şimdi? Montaj yapmam lazım, yapamıyorum. Bu videonun yarına girmesi lazımdı, giremeyecek. Sonra Murat video çekmiyor. Adobe yüzünden. Benimle alakası yok. Hepsi Adobe yüzünden. Gerginim. Tam olarak 22.00 ve acayip hani gerilmeye başladım ben. 2 saat başı ağzıma bir şey atan biri olarak bayağı gerildim şu an. Şimdi bir de program sürekli hata yapıyor. Baştan bana aynı şeyleri yaptırıyor. Stres atacağım diye bir şeyleri devirdim. Sandalyeye falan tekme attım ama o da işe yaramadı tabii. Bunu kemerip duruyorum bak. Ne hale getirdim. Şişe kapağını. Montaj bitmedi abi. Şeysi çok tatlı lan. Trafik odat. Geçen arabaları takip ediyor. Salak. Arabalar hareket ediyor, hızlı hızlı burada kafasıyla takip ediyor. Ha, yakalamaya çalışıyor mal. Ha, her şey çok komikleşiyor şu an. Şefsun monitörün arkasına geçti arabaları bulmak için. Lan ne mal hayvan. Her şey çok kötü. Her şey çok fazla kötü. Dün gece kayıt almadım. Saat en son herhalde 7.50'de mi ne çektiydim. 12.01 gibi uyudum gece. Dabbe Zehricin izledik. Sonra ben uyudum. Uyurken de çekmedim. Çünkü yatağa girince aklıma geldi. Kamera burada kaldı. Gerek yok dedim. Hani sabah uyanınca çekerim dedim. Neredeyse 24 saat oldu ama bunun yarısını uykuya yedirdim yani. Bildiğin orucu uykuya yedirmek gibi bir şey oldu. Hayvan gibi uyuyordum. Uyandım geri uyuyordum. Şu an mesela açlık gram yok. Sıfır. Ama şu an mesela hiçbir his, hiçbir duyu sıfır yani. Şu an bitik durumdayım. Mahvoldum. Gözümü açamıyorum. Ay. Şimdi bugün yapacaklarım sırasıyla önce kahve yapmak. O kahveyi içmek. Sonra montaj yapmak. Sonra duşa girmek, sonra ofise gitmek, sonra eve geri gelmek. Bir ara bunların arada bir yerde bir de fitness'a gitmem lazım. Bakalım nasıl olacak. Açlık şu an sıfır. Tam olarak 24 saat oldu. Yanıma şöyle bir yolluk. Protein tozu alacağım. Bakayım batırdık ortalığı. Ay ay baba koldu ortalık ya. Evet, şu anda saat, bilmiyorum görebiliyor musunuz, 18.19. Şunu senin cebine koyayım. Tam olarak 15.23, 27 saattir açım. Nedense hani ilk 9. saatte falan büyük bir açlık gelmişti ama şu an ne açlık var, ne sıkıntı var, hiçbir şey yok. Kahve yapacağım kendime, kamera yaklaşsana. Bir suyu kısmam lazım. Düşmezsin değil mi gelirken? Üste düşerim en kötü. Bakalım, kahve açlığı bastırır diyorlar, doğru mu? Doğru. Ama sütlü kahve için diyorlar ama bana süt de yasak. Niye yasak? Yasak çünkü süt böyle ağırlık böyle tokluk hissi yaratıyor ya. O yüzden süt yasak. Düzgün mü? Gel. Gel böyle. Efendim yaz. Daha önce hiç bu kadar aç karına çalışmamıştım. Hakikaten insanın tansiyonu düşüyormuş. Hakikaten bir kötü oluyormuş yani. Lan normalde 40 dakika koşuyordum, şu an 10 dakikayı anca gördüm ya. Hakikaten 26-27 küsur saat aç kalınca demek ki insan performansı kötü etkileniyormuş. Şimdi kaç kilo kaldıracağım bilmiyorum. Ya demin o kadar çalıştım, kaydı açmamışım ben, malım ya. Açlık işte, açlık başa vuruyor. Kesinlikle olmuyor. Kesinlikle 27 saat açlıktan sonra fitness olmuyor. Doğru düzgün kaldıramıyorum. Sağa sola sallanıyor, titriyor.
Doğru kalkmıyor yani, olmuyor. Evet, şu anda saat 22.27 oldu. Şöyle göstereyim. İyice bir halsizlik çökmeye başladı bana. Büyük bir ağırlık yani. Gerçekten elimi kolumu kaldırırken falan bayağı fark ediyor. Fitness'tayken çok enerji vardı, iyiydim ama şu an hiç iyi değilim. Bir de sabah 8'de benim Amerikan konsolosunda olmam lazım ve ben bunu bilmiyordum. O yüzden ben bugün rahat rahat takılmıştım. Öğlen 3'e kadar uyuduğum için benim uykum da gelmeyecek. Sabah 4'te 5'te gelir uykum. Sabah 4'te 5'te gelirse de hani 7'de falan yola çıkmam lazım. 7'de yola çıkmak için 6'da kalkmam lazım. 4'te uyuyup 6'da kalkamam. Hayatta olmaz böyle bir şey. O yüzden bu gece de uyumayacağım. Yani bu hem 48 saat yemek yememe videosu hem de uyumama videosunun karışımı gibi bir şey olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Açım. Sıkıntıdayım. Şimdi protein tozunu suyla karıştırıp içeceğim. Bir de BCAA var içinde. Merak etmeyin, bunlar tokluk veren şeyler değil. 20 gram falan protein tozu. Özellikle bir de sütsüz içeceğim. Daha da az tokluk versin. Laf etmeyin diye. Ay, şunun içinde. Şöyle göstereyim de laf ederler sonra. İçinde pilav vardı derler. Görünüyor değil mi? Bir de vitamin hapı alacağım. Shaker var tabi ama shaker'la uğraşmak istemiyorum. Shaker'ı bir daha temizlemesi falan gerekiyor çünkü. Onunla hiç uğraşmak istemiyorum. İğrenç şey yapacağım şimdi. Öf. İğrenç. Ah, bu ne ya? Daha ne kadar yorulacağım acaba? Daha ne kadar fenalaşacağım? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar. Merhaba. Şu anda tam olarak 30 saat, 30 buçuk saat oldu. Gerçekten hiçbir şey yemedin mi? 30 buçuk saattir sadece su ve kahve içtim. Bir de 20 gram protein tozu yedim artık, o da. Parmağınla mı yedin mi, içtin mi? Ölçeği var 20 gram. Ağzıma şey yaptım işte, suyla karıştırıp içtim. Şakallık değil oğlum, protein koyayım vücuda arkadaşlar, enerji girsin. Buraya geldim. Mutfaktaki dandik böyle dünden kalmış buruşmuş bademlere ooo badem yedim geldi yani. Ya keşke ben de sen de bu şeye başlasaydım aslında. Çünkü benim de bu aralar... Sen şu an kaç kilo oldun? Ben 58 küsürüm bir şey. Yeter ama. Bunlardan bakıyorum. Bahsedecek miyiz ya arkadaşlar? Elif kaç kilosun şu an? Ya beni kamper tartmıyor. Ha çok güzelmiş lan. Elif de zayıflama kampına gidiyor. Gidiyorum ya, sonunda zayıflayacağım, verin şu kamerayı. Bu ne? Aa bak şurada kemikleri var, insanların gözüküyor şuralardan böyle süper. Bakın hiçbir şey yok, fark ettiniz mi? Göster. Kemini ne? Göster, ondan istiyorum. Nereye gidiyor oğlum? Oha! Bakın gördünüz mü? Bu kemikten yapıp yiyeceğim. Burada bu kemikten alacak. Muratcığım da 48 saat aç kalma videosu yapıyormuş. Bunu duyan ben hemen zaten son demlerimi yaşıyorum diye en güzel, en pahalı şeyleri istiyor musun falan dedi. Normalde almayacağım şeyleri. Murat abi bir de şey videosu yapsana. 48 saat tuvalete gitmemi. 48 saat tuvalete gitmemeyi ben yapamam. Turgut Ekim diye bir kanal var. Çok vizyoner bir kanal. O yapmış yani. Ben onun üzerine çıkamam yani. Havuza falan sıçmışlar, işemişler. Aa, tabii neler olmuş yani. Ben bunu yine mi yapmışlar? Yok. Başka bir kanal. Ben hatırladım. Baba filmi. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda saat tam olarak 4.23. Sabahın 4.23'ü. Yaklaşık kaç saat oldu? Kaç saat olduğunu bile hesaplayamıyorum bak, beynim gitti artık. Tam olarak 37 saat olmuş. 37 saattir ağzıma hiçbir şey sokmadım. Gerçekten açlığın sınırlarını zorlamaya devam ediyorum. Dünden beri sürekli dışarıdayım. Dışarı git gel, işim çıkıyor sürekli. Şimdi saat sabah 7'de tekrar çıkacağım. Amerikan konsolosluğuna gideceğim. Ve bugün yaşadığım aksiyonun, fitness'tan sonra bir de yaşadığım aksiyonun adli hesabı yok. Böyle bir başvuru dosyam var. İçinde böyle bir sürü kağıt olan bir başvuru dosyam var. Bunun içinde hesap dökümü, ondan sonra kimlik belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah bilgisi, vergi levhası, zart, zurt, bir sürü şey var. Sadece bir kere randevu alabiliyorsunuz ve bir kerelik randevunun ücreti $160 ve bayağı bir önceden randevu alıyorsunuz. Ben bu açlıktan artık zaten sürekli bir şeyler unutuyordum ama hiç bu kadar olmamıştı. Bunu metroda unuttum ben. Mal gibi metroda kendi durağımda indim, bırakmışım yanıma koyayım. İndim, çıktım, tam eve giderken baktım. Bir boşlukla. Ana şey. Yok.
Kağıt yok. Allah'ım yarabbim. Koşa koşa metroya gidiyordum. Tam o arada telefon çaldı. Birisi bulmuş. Metrodan çıktığı yerde aramış. İşte gelin vereyim falan dedi. Çok şükür iyi niyetli bir insana denk gelmiş. Eğer iyi niyetli bir insan olmasaydı bu dosyanın içindeki belgelerle çok fazla bana kötülük yapabilirdi veya para alabilirdi veya üzerime şirket kurabilirdi. Yani bir sürü şey yapılabilirdi. Şimdi uyumayacağım. 4 saat sonra konsoloslukta olmam lazım. Şu ana kadar ki en zor açlık süreçlerinden birini yaşıyorum. Bakalım ne olacak. Açlıktan gerçekten ölüyorum şu an. Ne enerji kaldı ne psikolojik olarak açlığa dayanacak şeyim kaldı. Çok fenayım. Cesu. Hadi bakalım. Vizeyi vermediler ya. Sabahın köründe uyumadım geldim buraya, vizeyi vermediler ya. Türkiye ile benim güçlü bağlarım yokmuş. Amerika'ya gidip Amerika'da kalabilirmişim. Yasa dışı göçmen olarak. Saat görünüyor mu? Evet. 42. saatteyiz şu an. Açlığı unuttum şu an vizenin stresinden. Alamadık. Boşu boşuna 1000 lira gitti bir de ya. Vizeye para ver. De başvuru için 1000 lira alıyorlar. Geri de iade etmiyorlar başvuru reddedilince. Öf. Arkadaşlar şu anda saat 12:20 kaç geçiyor lan? 22 geçiyor. Neredeyse 45 saat falan oldu yani. Belki daha fazla oldu yemek yemeyeli. Uyumadım da, gece de uyumadım. Uyumadan gittim Amerikan konsolosluğuna. Vermediler. Vizeyi vermediler. Neymiş efendim, ben beni Türkiye'de bağlayan bir şey yokmuş. Ben Amerika'ya kaçabilirmişim. Öyle yazıyor verilen kağıtta yani. Ulan işim burada, hayatım burada. Evimi dizmişim burada falan. Evi belki kendim sahibi değilim ama olsun yani, ne bileyim. Üniversite transkripti falan, onun için fax göndereceğim. Bilmiyorum. Onu da tabii saat 1-1.5'a kadar beklemem lazım ki üniversitedekiler yemek şeyinden, yemek molasından çıksınlar. Oradan çıktıktan sonra gideceğim, fax göndereceğim. Diğer türlü fax çalışmıyor. Çok enteresan, fax nasıl çalışmıyor bilmiyorum. Bugün dünyanın en sıkıntılı zamanlarını geçiriyorum şu an. Hayatımdaki en sıkıntılı 48 saati geçiriyorum. Arkadaşlar şu an saat 14:18. Yani neredeyse tam olarak 1 saat kaldı kalacak. 47 saat olmuş olacak ve o kadar başım meşgul ki açlığı düşünmüyorum bile. Sadece halsizliğini hissediyorum yani. Arkadaşlar şu anda saat 15:34. Görüyorsunuz. Gördünüz. 15:34. 18 Nisan. Başardım. Anam avradım olsun, başardım. 48 saat. Yıllar sonra tekrar 48 saat aç kalmayı başardım. Ama bugün o kadar fazla şeyle uğraşınca benim artık hakikaten açlık hissim kalmadı. Sadece büyük bir yorgunluk var diyordum. Bütün gece de uyumadım. Biliyorsunuz 15:35. Ben saat 20-21'e kadar falan dayanmaya çalışacağım. Uyuyacağım. Uyanacağım. Uyandığımda eğer açlıktan ölmüyor olursam devam edeceğim. Daha ne kadar uzatabilirim diye. Eğer açlıktan ölüyorsam uyandım da yiyeceğim artık bir şeyler. Şu anda 48 saati geçti. 49-50-51 artık 60'a kadar yolu var. Gideceğim. Zorlayacağım abi ben. Bokunu çıkaracağım bunun artık. Videonun sonunda da kilo değişimini söyleyeceğim. İçimde hiçbir şey kalmadı. İçim bomboş. Evet. Enerjim bitti şimdi benim. Bu kadardı. Enerji bu kadardı. Bitti. Saat 17:51. Hadi 18'de 6 oldu yani saat, şöyle göstereyim. 17:51. Artık uykusuzluktan gerçekten ölüyordum. Sandalye zaten sol arkası, sağ arkası kırık. Böyle ufaktan dalmışım, geriye doğru düştüm. Çatırt diye bu kola çıktı. Arkaya doğru düşecekken dikeldim. Bir dahaki sefere aşağı düşüp kafamı vuracağım. Hiç istemiyorum amına koyayım. O yüzden gideceğim, zıbaracağım. Saat 6. Büyük ihtimalle 5 dakika içinde uyuyorum. Kaçta uyanırım bilmiyorum. 48 saati zaten geçtik yemek yemeyle. Bu arada 3. günden sonra şey oluyormuş. Vücut artık kasları yakmaya başlıyormuş. Kaloriye, enerjiye, glikojene, bisiklere çevirmek için. O yüzden o kadar beklemeyeceğim. 60 saati geçirmem büyük ihtimalle. Daha da fazla zarar görmeyelim. Ama yeme alışkanlığımı unuttum diye düşünüyorum. Bakacağım. Göreceğiz. Dur. Bakalım dur. Ben bir uyuyayım, uyanayım. Şu an 15'te 17. 51 saat oldu hiçbir şey yemeyelim. Hadi bakalım. Uyuyorum ben. Arkadaşlar şu anda saat gece 2. Okunuyor mu? Saat 3.30'da tam olarak 60 saat olmuş olacak ve artık 3.30'da yiyeceğim ben. Daha da fazla riske girmek istemiyorum. 60. saatte yiyeceğim. Şimdi ağırlığıma bakacağım. Daha 1 saatte zaten çok bir ağırlık değişmez. 97.5 çıkmıştım. Bakalım şimdi kaç çıkacağım. 60 saatlik açlığın sonunda bakalım kaç çıkacağız. Ohohoho, çüş. Oha. 97.5 eksi 6.5 kilo.
Yani 60 saat hiçbir şey yemedim. Full su içtim, su içtim, su içtim. 6,5 kilo fark etti. Ben 97,5 gördüğüm zaman zannediyordum ki 95 kiloyum ben. Ve hani o 2-3 kiloluk kısım vücuttaki, midedeki, bağırsaktaki falan birikmiş yemekler gibi düşünüyordum. Ama belli ki öyle değilmiş. Ay. Yani zaten bu kadar kısa sürede insan 97 kiloya, 97,5 kiloya çıkamazdı yani. Yani böyle 97 mi olur? Gerçi 2 gün önce böyle değildim ama. 2 gün önce biraz daha hayvan gibiydim. Bu göbek şöyle, göbek böyleydi. Çekmedim önceki halimi, mal gibi çekmedim ama neyse. Buradaki asıl amaç zaten şey değil. Bu videonun amacı kilo verme videosu değil. Bu videonun amacı durdurulamayan kilo alma gidişatını durdurmak için yapılan yeme alışkanlığından vazgeçme videosu bu. 60 saat hiçbir şey yemeyince yeme alışkanlığınızdan vazgeçersiniz diye düşünüyorum. Kendim de öyle yapacağımı düşünüyorum. Bakalım 2 saat sonra yemek yediğimde nasıl olacak? IQ'm düştü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uzun süre yemek yemeyince, 12 saatten sonra falan bile yemek yemeyince beyne şey gitmiyor. Şeker, enerji, zıkkım gitmiyor. Beyin verimli çalışmıyor ve 60 saattir yemek yemiyorum. Beyin çalışmıyor benim. Yani hiç bir montaj yapmışım ben dünden önceki gün. O zaman da aç olduğum için o zaman da kötü yapmışım. Nasıl bir montaj amına koyayım? Aynı cümleyi 3 kere kuruyorum böyle, montajda kesmemişim onu. Müzik böyle bangır bangır, benim sesim duyulmuyor. Böyle yapmışım montajı bakmadan. Tık 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 diye gitmişim. Onları düzelteceğim diye götüm çatladı. Bakalım şınav çekebiliyor muyum? Çok zor. Sikiyim. Bırak! Ah! 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 Allah'ın yasını! Ay! Ay! Hiç gerek yok biliyor musunuz? Hiç gerek yok böyle şeyler. Saat sabah 4'e 10 geçiyor. Artık 61 saat oldu galiba. Öyle bir şey oldu galiba. Yapıyorum, bir yumurta yapıyorum. 4 yumurta, 2 sarı, 4 beyaz. 150 gram falan peynir, domates, yağsız süt, bu kadar. 50 gram falan hindi füme. Önceki gibi hayvanlar gibi yemeyeceğim ben. Domatesler de kullanmayalı. Yumuşamış, böyle bir değişik bir şey olmuş. Evet arkadaşlar, şu anda saat 4:20. 19 Nisan 4:20, tam olarak neredeyse 61 saat oldu. 61 saattir ilk defa ağzımdan bir lokma geçecek. Yalan söylüyorsam gerçekten hiçbir şey yemedim. Of. Ah, ne oluyor? Oğlum bu ne mukaddes bir şey lan. Bu ne muazzam bir hismiş lan. Ay ay. Eski videodaki gibi hayvan gibi hamburgere kafamı daldırmayacağım. Çünkü gerçekten bir amaç uğrunda yaptığım için bu sefer. Öncekini boşluktan yaptıydım, iş olsun diye yapmıştım. Ama bu sefer her dakika ağzına bir şey atma alışkanlığını bırakıp aynı zamanda aslında 97,5 kilo olmadığımı görmek için bunu yaptım ve başardım, evet. Şu önümüzdeki bir ay içinde yaklaşık bir 7-8 kilo vermeyi planlıyorum çok hızlı bir şekilde. Tabii hızlıdan kastım böyle değil, yani aç kalarak değil. Bu aç kalmayı ben tavsiye etmiyorum. Yani tavsiye ediyorsam da sadece bu kadar ederim. Bundan fazlasını yapmayın. Hani çok sürekli yiyorsanız benim gibi, ağzınız alıştıysa sürekli yemeye, böyle bir gün iki gün hiçbir şey yemeyin, bir alışkanlıktan unutun. Beyniniz bir rahatlasın amına koyayım. Sürekli bir şeyler aranmaktan vazgeçsin, başka şeyler yapsın. Ondan sonra normal diyete geri dönün. Ben öyle yapacağım. Normal bir şekilde diyet yapacağım. Ama iyi oldu. Vallahi iyi oldu. Böyle bir süzüldüm, bir göbeğim böyle duruyordum burada otururken. Bir rahatladım, iyi oldu ya. 97,5'tan 91'e düştüm. 2 gündür hiç tuvalete gitmiyorum. Büyük tuvalete gitmiyorum yani hiç. Güzel oldu, güzel. İyi oldu. Bu arada ben sürekli vitamin hapı ve toplamda 60 grama yakın şey içtim. Protein tozu içtim suyla beraber. O olmasaydı büyük ihtimalle bayılırdım. Bu protein tozu hayatta kalmam için az buz bir enerji veriyor bana yani. O olmasa büyük ihtimalle çok kötü olurdu ama mecbur. Çünkü açlık sürecinde illa biraz kas yıkılacaktı ama mümkün olduğunca az zararla kurtulalım diye birazcık içtim protein tozu. Zaten o tokluk hissi yaratmıyordu hiç. Hatta iğrenç, böyle kıtır kıtır oldu yuttuktan sonra gırtlağımda falan. Öy. Neyse, ben bunları gömeceğim arkadaşlar. Hatta biraz daha gömeyim. Yağsız tuzsuz omlet ha.
tatsız tutsuz bir şey ama çok güzel. Ağzıma bir şey çiğniyorum. Müthiş bir his. Hadi gittim ben.